tvbolu.com. Malım kaldı. 1 lira diyor satamıyorum. 1 liraya, 1 liraya elba satamıyorum. Emekliyiz iyi ki. Beyefendi hoş geldiniz. Nasılsınız? Emekliyiz. Emekli olmasak tamam işimiz bitti de. Zam. Bu ne ya? Arabamız var. Arkada arabamız var. Binemiyoruz arabaya. Neden böyle oldu? Vallahi ben bir şey yorumlamayacağım artık. Yorumlamadığınız için başımıza geliyor bunlar. Yorumlamayacağım. Hizmetçioğlu'nun otelini ben açtım. Evet. Şimdi yurt orası. Ben açıyım. Evet. Hizmetçioğlu'nun otelini biz açtık. Evet. 50 sene evvel. Evet. 50 sene evvel. Siz bu memlekete çok büyük hizmetler yaptınız. Allah sonumuzu hayır etsin. Ama denilen noktada da anladığım kadarıyla ekonomik anlamda bir sıkıntı var orta yerde. Hayat bağlılığı var. Buyurun. Bunları şikayet ediyorsunuz. 1 liraya elme satamıyorum. 1 lira bak elmeye bak elmeye. Bahçeden toplamaz bir adam bunu. 1 lira ya. Kilosu 1 lira. Evet. Vatandaş bu kadar mı kaldınız ya? Bu kadar mı ya? 1 lira. Bu senin elma da organik elma. Arkadaş, falan değil. Gerçek elma. Efendim ben artık şey yaptım. Çok hasta oldum. Doğumla bilmem engelliyim. Evet. Açayım. Haçatepe'den emekliyim. Evet. 40-50 sene hizmet ettik. Evet. Sağlıkçıyım. Bu hastanemiz de var. Dört dört. Biraz daha, biraz olacak inşallah. Her şey olacak. Her şey olsun istiyorum. Şuraya bak yeter artık ya. Beni bırak. Küçük torunlarımızı düşürüyoruz. Aynen. Biz de torunlarımızı düşürdüğümüz için geziyoruz zaten. Evet. Evet. Onlara iyi bir gelecek kurabilir miyiz diye. İnşallah. Şu gidişten memnun değiliz. Sadece sizin, herkes, sizin ürettiğiniz değil. Efendim. Esnaf kardeşimiz siftahsız dükkan kapatıyor. Bugün alıyor, satıyor. Ertesi gün almaya gittiği zaman yerine koyamıyor. Herkes çoluk çocuğunu geçindirme, okutma, istikbal verme derdinde ama maalesef bir umudu yok. İşte umutsuzluğu diyelim. Umuda çevirme için biz sizin yanınızdayız. Teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah sağ sizler olun. De bize destek sağ verirseniz olun o güzel günleri tekrar inşallah, birlikte yaşayalım. İnşallah. Hayırlı çalışmalar. Bir şeyler satacağız diye uğraşıyoruz. Şikayetimiz olmasa bunlardan uğraşmıyoruz. Demek ki var. Göz görüyor, ağız söylüyor. Demek ki var. İçine çiziyor, uğraşıp duruyoruz. Bir emekli geçinilir mi? Emekli para. 2 milyar para veriyorlar. Onunla da geçinilmez. Hadi geçin bakalım. Geçinilmez. Hadi geçin. Hadi geçin bakalım. 2 milyar emekliliğine geçin. Sırf 2 milyar onun gideri var. Senin maaşın kalmıyor ya. Evet, yakıtı var bunun, kışlık yakıtı. Kış geldi. Ayağına ayakkabı alacaksın. Değil mi? Evet. Her şey para. Her şey para. Vallahi sıkıntı çok fazla çok diyorsunuz. Başımdan beri Allah kepçeyle geri aldı. Ne kadar güzel biliyorsun bak. Sıkıntıları biliyorsunuz. Size de yansıyor. Mutfağınıza yansıyor. İstediğin her şeyi yapabiliyor musun? Et alabiliyor musun mesela? Evet. Ne kadar sürede alıyorsun? Ayda bir, 15 günde bir. Efendim? Alabilirsin. Alabilirsin ayda bir. O da bile alabilirsin. Ne kadar güzelsin. Ya, sorun bu işte. Yani takım tutmakla parti tutmayı yani karıştırıyorlar. Ama takım düşer, şampiyon olur o ayrı. Bu yapıyorsa iyi, yapıyorsan bak hadi. Sayın abim 4 dönemde takımı tuttu ama takımda iş yok işte. Koşmuyor, takım oturdu kaldı. Artık yeni takım. Biz yeni takımız, iyi takımız. Artık biz destek istiyoruz. Ülkeyi küme düşürsün. Hem ne küme? Doğru. Yani haklısın abi. Afrika ülkelerine aynı lige geldi. Haklısın abi. O hani beğenmediğimiz zamanda Bulgaristan falan, Romanya var ya bizi katladı geçti. Daha ötesini konuşuyor muyum? Şimdi bizi Arnavutluk'la falan ölçmeye kalkıyorlar. Çok yanlış bir metot. Onun için inşallah sandık geldiği zaman sizler geleni yapacağınızı biz inanıyoruz. İnşallah. Bizi dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Gününüz hayırlı olsun. Hayırlı günleriniz. Hayırlı günleriniz. Evet. Millet yazdım diyor, kömür gelsin diye. Evet. Ertesi gün 50 liraya çıkardı. Hani tarım krediler ucuzdu. Ertesi gün 50 liraya çıkardı. Evet. Evet kardeşim. Onu bildirin lütfen. Şimdi tarım krediler falan artık tüccar olmuş yani tüccar, böyle. Tüccar. Affedersiniz. Kendi üyelerini, tarım kredi kooperatif üyeleri, vatandaşlarımız, köylülerimiz kendi üyelerini kazıklamakla meşguller. Bu kooperatif sistemi de değişmek lazım. Hemen, yanlış hemen bir millet 43 liraya, 60 lira buldu. Evet. 43 liraya kömür buldum diye yazıldılar. Evet. Ertesi gün 50 liraya çıkardı. Belki başka yerden de alabilecek de o arada, güvendi yani. Kardeşim bu sorunlar çok, hep dinliyoruz. Ama artık bu iktidarı göndermekte, gönderemezsek bunları çözeriz. Ucuz olan, uygun fiyatlı olan. Niye bu milleti sömürmek için hemen ertesi gün 7 lira zam yapıyor, 43 liradan 50 liraya çıkıyor? Ah kardeşim.
Petrolon ya mazota yapıyor, gaza yapıyor, benzine yapıyor. Ya benzin, mazotu çok kullanıyoruz ya, mazot bizim. Abi çok ya bak. Millete şey yapıyor, zamlara çok oluyor. Kızıyorsun ama bu o bir sonuç. O bir sonuç, bu adamların tercihleriyle bu hale geldik. Tasarruflu olursak, kaynakları iyi değerlendirirsek, böyle afaki projelere, yok Kanal İstanbul yapacağım, bilmem ne, paraları çarçur edeceksek, o bilmem müteahhitleri zengin edeceksek, biz de aynı yanlış yapıyoruz. Biz kimseyi zengin etmeyeceğiz. Yapacağımız devlet yatırımı şeffaf yapacağız ki bu maliyetleri düşüreceğiz Allah'ın izniyle. Seçim olması lazım tabii. Evet. Lazım tabii. Lazım, gerekiyor. Şeyde, yukarıdakilerde büyük bir rehavet var. Ceylan derisinden koltuklarda oturuyorlar. Büyük bir rehavet var. Evet tabii. Burada kavga etmek değil, gelsin milletin içine insin. Onun için indik. Bak 60 lira, tamam da. Evet. 60 lira olmuş bir torba şey. Geçen sene 25 lira aldığımız. Sömür. 60 lira olmuş. 70 dediler şimdi. He, 70 lira olmuş. Ya. Bu millet, bu millet nasıl olacak demiş. Vallahi kötü, çok kötü. Çok üzülüyoruz, çok nasıl kötü. Nasıl olacak bu? Bu kış nasıl geçecek değil mi? Bu seçilenler orada öyle rahat oturuyorlar ama bir gün olur 2002'deki gibi 0.1 alırlar. Abiciğim hayırlı işler. Ben senin dediğini mesela. Değil mi hocam? Doğru, doğru. Ya bu millet durur durur, zamanı gelince de dersini verir herkes. Aynen öyle. Öyle mi? Aynen öyle. Yarın biz de yanlış yaparsak sevgili abi, bize de dersini versin. Yok, çare yok. Neden olmasın? Çare olmak için, sizleri önlemek için. tvbolu.com